balım gibi, köpeğim gibi benimsin. Hiçbir yere gidemezsin. Usta ölüyor yengem. Hiçbir yere gidemezsin. Usta ölüyor. Kınalı Karköy'ü muhtarlık seçim sonuçlarını açıklıyorum. Ömer Akgül 62 oy, Demir Şahin 63 oy. Sen kazandın Demir'im, sen kazandın. Efe için gereken kanı ben vereceğim. Ama sen vermişsin gibi yapacağız. Neden böyle bir şey yapayım? Örtmen. Herkesin Efe'nin benim oğlum olduğunu öğrenmemesi için. Bir tek çay mı içeceksin? Canım bir şey yemek istemiyor Şahnaz. Olmaz ama böyle. Çok taktın sen aklına bu muhtarlık işini. Muhtarlık değil Şahnaz. İki defa bu işe kalkışıp iki defa yenik çıkmak. Olsun Ömer. Hayatta hep kazanmaz insan. Şükür ki bir işin var, okul var. Ya ormancılar gibi kalsaydık cız çıbıldak ortada? Anlatamıyorum ben sana Şahnaz. Keşke görünmez olsan da bugün kahveye gittiğimde insanların bana bakışlarını görsen. İğnenin laflarını duysan. Al, bunlar sende kalsın. Kimin ne ihtiyacı olursa verirsin. Nereden çıktı onlar? Babamdan aldım. Geriye kalanlar bunlarmış. Bitince ne olacak peki? Kesilmiş ağaçlar duruyor biraz. Nasıl yapıldığını araştırır, öğrenir onları satarım. Hele bir iyileşsin de Efe. Rıza ilgilensin o zaman. Nasıl olsa yapacak bir işi yok. Tamam. Cabbar. Ne dedin? Bir şey demedim. Merak ettim ben de nasıl duracak diye. Kızım durup durup dellenme. Takamazsın sen o yazmalarda. Niyeymiş o? Onlar hanım yazması da onda. Biliyoruz herhalde. Ablam olmasa ben olacaktım hanım. Yoksa yakıştıramadın mı bana hanımlığı? Yakıştıramadığımdan değil. Nazar olduğuna göre sen hanım olamaz. Hayal değil mi? Ben iki katını veririm Rıza. Aman Davut Usta ne yapıyorsun? O fiyata mal alınır mı? Alınsın alınmasın. Ona satacak malım yok benim. Ben birkaç yere daha uğrayayım. Senin fiyatın yüksekse sana dönerim. Sen bir düşün yine benim dediğimi Rıza. Tam iki katı. Üzgünüm Nazar Hanım. Sizden aldığımız örnek maalesef işimize yaramıyor. Yani tek şansımız... Babası. Evet. Efe'nin hastalığı ileri aşamaya geçene kadar Nazar Hanım ve Cabbar Bey bir çocuk daha yapabilirler. Kemik iliği için en uygun verici genelde hastanın kardeşidir. Yani en kısa zamanda bir çocuk daha yapmanızı öneririm Nazar Hanım. Cabbar al. Şu reçeteyi ver. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Reçete yok. Ne demek yok? Onu attım. Ne? Nereye? Hangi çöp kutusunu attım? Göstereyim. Örtmen. Gel. Bekle beni Nazar. Çabuk 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 çabuk. Çabuk hadi. Davranın. Sen nasıl bir adamsın anlamıyorum. Nazar? Nazar nerede? Ben seninle içerideydim. Nereden bileyim? Örtmen. Nazar nerede? Sana bilmiyorum dedim. Yapar abi, bir daha sormayacağım. Nazar nerede? Çek ellerini örtmen. Benim tepeme attırma. Bak. Eğer Nazar'a bir şey yaparsan... Ne yaparsın? Örtmen, öldürür müsün beni? Örtmen, adam mı?
öldürür. Şuna bak sen. Allah kahretsin. Nasıl kurtulacağım ben ondan? Gel. Gel gel yürü. Gel. Yavaş. Yeter. Yavaş. Telaşlanma ne yapıyor teyze? Yok bir şey yok. Var, tamam. Var, yok tamam. Var. Var. Otur. Var. Otur çocuğum. Kamber abi tamam. Tamam. Ben çok sinirlendim Melek anne. Bana beyin tüfeğini ver. Bana beyin tüfeğini ver. Allah'ım kesin oğlum. Kamber abi saçmalama ne tüfeği? Duymuyorsunuz beni. Kamber abi sakin ol. Duymuyorsunuz. Çok kızdım. Çok. Çok. Duymuyorsunuz. Yapma. Kamber abi. Ya bir delilik ederse, ya bir şey yaparsa. Bir şey olmaz Nafiye teyze, bir şey olmaz. Akşam yemeğine yer öyle dönersin eve. Olur. Geç Ruhi Usta. Hoş geldin Demir'im. Hoş geldin Ruhi Usta. Hoş gördük Padik. Sen evine gitmedin mi? Demir. Yani uğramadın mı Fadik? Benim evim burası ya Demir'im. Hadi gelin. Öyle güzel yemekler pişirdim ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Sen gelmeseydin bu eve bunların hiçbiri olmayacaktı. Öyle deme Benge. Zaten için parçalanıyor. Sen gelmeseydin Davut hiç iyileşmeyecekti. Yenge bak hala konuşuyorsun. Keseceğim bileklerimi ha. Öyleyse yardım et bana. Kurtar beni. Yenge gözünü seveyim konuşma böyle ya. Hem anahtar bir tek Davut abi de var. İstesem de yapamam ki bir şey. Bunu kesebilirsin. Ya da bir çilingir falan getirebilirsin. Yenge. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ne yaptınız bugün? Sabahtan beri hiç uğramadın eve. Ne yapalım? Bildiğin şeyler işte Şahnaz. Çorba hazır. Siz yiyin. Ben aç değilim. Yapma böyle Ömer. Gelip geçti işte. Ne olmuş mutar olamadıysan? Bu kadar harap ettiğine değer mi kendini? Nasıl yapacak bu orman işini Demir? Nasıl bir gecede orman bulacak Kınalı Kara? Ömer yeter. Bir başkası oldun Ömer. Sevdiğim bildiğim adamdan bir başkası oldun yeter. Ömer! Ömer! Hayırdır? Ömer! Ömer! Hayrola Ali öğretmen? Cabbar nazar kaçırdı Ömer. Ne? Görmedim ama biliyorum. O kaçırdı. Seyit! Buyur ağam. Nerede o? Yukarıda ağam. Göreceksin Cabbar. Göreceksin sen. Ne
yanına döndün. Nazar yine burada. Aynı yastığa baş koyacaksın benimle. Sonunda döndün. Sonunda. Nazar. Nazar. Çok kötü bir düş gördüm. Düş değil Nazar. Düş değil. Düş değil. Buradasın Nazar. Hayır. Boncuklu evin hanımı Nazar. Hayır. 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 Yaparın kaçırdığına eminim. Her şeyi planladı. Sizi bırakıp eve dönmüş olmasın Ali öğretmen. Nazar yapmaz Ömer. Hem niye beni bırakıp hiçbir şey demeden dönsün geriye? Ben yine de bir bey evine gidip bakalım derim. Ali öğretmen haklı bence. Bu tam Cabar Ağa'nın yapacağı bir iş. Eğer ona bir şey yapacak olursa, eğer onun canını yakacak olursa... Ali öğretmen! Hadi siz yukarı çıkın. Hemen telaşlanma. Belki de Efe'yi özledi, aklına esti, döndü geldi eve. Gel gidip bakalım biz. Nazar orada değilse ne diyeceğiz insanlara Ömer? Zaten Halil Bey'in durumunu biliyorsun. Kızınıza göz kulak olamadın mı diyeceğim. Eğer dediğin gibi Cabbar Ağa kaçırdıysa eninde sonunda öğrenecekler. Gel sen beni dinle. Gidip bir bakalım. Belki boşuna tenaşlanıyorsun bu kadar. Nerede kaldın Nazar? Öldüm açlıktan. Gelirler herhalde birazdan. Nafile teyze sen getir yemekleri başlayalım biz. Burada bir garip oldu. Nafile teyze diyorum. Zumru. Zumru. Esas sen bir garipsin iki gündür. Bekle işte biraz daha gelmezlerse yeriz. Nerede annem teyze? Gelecek Efe'cim birazdan. Dedem niye çıkmıyor peki hiç odasından? Çünkü hasta Efe'cim. Öpersem iyileşir mi? Ziyade olsun. Ellerine sağlık Fadik. Afiyet olsun Ruh Usta. Sen beğenmedin mi Demir'im? Beğendim Fadik. Eline sağlık. Afiyet olsun Demir'im. Durun ben size kahve pişireyim. Demir. Çok kötü davranıyorsun Fadi'ye. Kendini parçalıyor senden bir çift güzel söz duymak için. Konuşmayalım bu konuyu Ruh Usta. Peki. Konuşmayalım. Nasıl olacak bu orman işi? Bir gecede yeşermeyecek fidanlar herhalde. Yeşerecek Ruhi Usta. Bunun sayesinde bir gecede Kınalı Kar'ın ormanı olacak. Dede. Niye gelmiyorsun artık yanımıza? Ben bekliyorum oğlum. Neyi? Gel bizimle bekle. Çok özledim ben seni. Çok sıkıldım. Geleceklerse gelsinler yoksa ben başlayacağım. Benim Kamber'im bir delilik yapmaz değil mi? Yapmaz Nafile teyze, merak etme sen. Beni dinleyen yok ki zaten bu evde. Zumru, biraz sakin ol.
Herkesin sinirleri bozuk zaten. Rıza abi haklı. Akşam üzerinden beri herkese bağırıp çağırıyorsun. Senden mi öğreneceğim nasıl davranacağımı? Baba! Kim? Kim karar verir ne olacağına? Ben istiyorum diye başka yere gider misin? Ben istiyorum diye yolun, menzilin değişir mi? Gideceğin bütün yollar, bütün yollar ben istedim diye biter mi? Ben seni sevmesem, sen beni acıtsan, istesem, istesem var mı hakkım canını almaya? Var mı hakkım canını almaya? Var mı hakkım canını almaya? Var mı hakkım? Hakkım canını almaya. Var mı hakkım canını almaya? Yürü. Batır. Dur şunu. Benimle yemek yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin diyorsam yiyeceksin. Yemeyeceğim. Usta! Sana yiyeceksin dedim mi yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin. Usta! Yiyeceksin. Usta! Yiyeceksin. Usta! Yiyeceksin. Usta yapma. Seni kıyamam. Olmaz. Senin suçun yok. Uf, sana kıyamam. Git hadi git. Oynayın lan! Oynayın! Oynayın lan! Ha 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 ha
Haydi. Geberip gittiğin gün ben oynayacağım Cabbara. O gün ben atacağım bu kahkahaları. Doğru mu yapıyoruz bilmiyorum Ömer. Adım gibi biliyorum Nazar'ın beyin evinde olmadığını. Tutku öyle. Merak etmeyecekler mi Nazar nerede diye. Peki ne yapacağız Ömer? Bu defa ne yapacağız? Babacığım, odandan çıkmanı öyle sevindim ki. Ben çıkardım. Aferin sana. Ablam da çok sevinecek seni burada görünce. Nasılsın baba? İyiyim. Annem geldi. Ali öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz de ablam geldi sanmıştık. Annem gelmedi hala. Biliyorum Efeciğim. Biliyorum. Siz onunla değil miydiniz? Beraber inmemiş miydiniz kasabaya? Alo öğretmen. Ha? Demir'im. Geleyim mi yanına? Gel Fadik. Dışarıda uyuyacak halin yok ki. Demir'im. Çok seviyorum ben seni be Demir'im. Hani böyle koynuna sokulup sokulup yatıyorum ya. Hiç sabah olmasın istiyorum. Demir'im. Sen desen ki bana ben seni istemiyorum diye. Ben ölürüm. Biliyorsun değil mi Demir'im? Bütün suç bende. Yalnız bırakmamalıydım Nazar'ı. Tahmin etmeliydim Cabbar'ın bir işler çevireceğini. Ali öğretmen. Hani görmedim diyorsun ya. Belki Cabbar'ı alıp götürmemiştir ablamı. Cabbar'a sorarsan o da bilmiyorum diyor. Emin olmadan da bir şey yapılmaz ki. Besbelli Cabbar anlayışı. Nazar alıp başını gidecek değil ya. Şşş. Yavaş ol oğlum. Yeni uyuttum Efe'yi. Duymasın çok üzülürse olur. Önemli olan ne yapacağımız. Siz bir şey yapmayacaksınız. Ben yapacağım. Sakın bana dokunmaya kalkma Cabbara. Sen karımsın benim. Eğer bana dokunursan öldürürüm kendimi. Faydası yok Nazar. Biliyorsun değil mi? Faydası yok. Bir çocuğun daha olmayacak. İzin vermem. Efe'ye bir şey olursa senin de sonun gelir. Artık umurumda değil. Nazar. Ne toprak, ne köylü. Umurumda değil. Nazar. Seni bırakmam.
Bunlardan başka yok. Sağ ol. Köyden alınacak bir şey varsa yarın gelirken getireyim. Fare zehri al. Mutfakta fare var. Olur, alırım. İyi geceler. Gel Ömer. Günaydın Ali öğretmen. Günaydın. Erken gelmişsin bugün. Duramadım evde. Bey'den bir haber var mıydı diyecektim. Bana bir şey demedi akşam. Zaten bütün gece ne yapacağız diye düşünmekten sabaha kadar uyuyamadım. Al benden de o kadar. Bana sorarsan yapacağımız en iyi iş jandarmaya gitmek Ali öğretmen. Gitsek bir şey olmayacak ki Ömer. Cabbar saklamıştır nazarı. Belki evde bile değildir. Sorarlarsa ben Ali öğretmenle beraberdim. Kendisi şahit. Hiçbir şey görmedim diyecek. Bu defa kötü tongaya bastırdı bizi. Peki bey, onun ne edeceğini biliyor musun? Dedim ya, hiçbir şey söylemedi. Bizim düğünümüz bugün Süreyya. Bizim de kınalı karında. Ne adamlarsınız siz be. Bir lafına kanıp verdiniz ya oyunuzu Demir'e. Şimdi bekler durursunuz böyle. Aa. Demir neyi yapacağım dedi de yapmadı. Bugünkü vakit için Kınalı Karın ormanı olacak dediyse olur. Ha, olur olur. Bekle sen bekle. Adem baba. Uykunda yeşile mi verdin sen de kendine? Ha? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hayrola? Ormana gidecekmiş gibi hazırlanmışsınız. Demir dedi ya, yarın ormanınız olacak diye. Bu enayiler de hazırlanmış bekliyorlar. Ya bırakın Allah aşkına. Yoktan orman var edecek değil ya Demir. Belli ki var bir bildiği. Siz adam olmazsınız. Hem vallahi hem billahi adam olmazsınız. Bak burada bir fino varmış. Hev, hev. Acıktın mı ha? Susadın mı? Cengiz, yiyecek bir şeyler getir şuna. Tamam usta. Beni dinle Rıza. Satalım şu ağaçları Davut'a. Ona sattığımızı kim bilecek? Olmaz Sumru. Bak. Hiç düşünmüyorsun. Hiç tartıp biçmiyorsun. Ablam olmadığına göre, babam ununu eleyip duvara astığına göre bu işi becerirsek sen bey olursun, ben de hanım. Bu muydu iki gündür senin derdin? Ne var bunda? Kim istemez ki hanım olmak? Hem ben nazardan daha iyi hanım olurum Kınalı Kara. Yeter Sumru. Rıza. Yeter. Bir daha bu hanımlık lafını ağzına alma. Kınalı Karın hanımı nazar.
ben olacağım. Eğer sihirli lambayı bulursanız o varak cini çağırmayı deneyebilirsiniz. Bitti. Annem niye gelmedi hala? Haber yollamış Efe'cim. Çok özledim oğlumu demiş. İşlerimi bitirir bitirmez geleceğim demiş. Nereye gitmiş peki? Aa, ne varmış burada bak. İlaçlar. Ali öğretmeni sana bunları getirmiş daha sağlıklı ol diye. Ben hasta değilim ama. Tamam değilsin ama hasta olma diye. Hadi şimdi kahvaltıya. Kahvaltıdan sonra içersin bunları ha? Hadi. Hop. Efe kaç gündür gelmiyor okula, neden acaba? Ben Pınar abla ile Ali öğretmen konuşurlarken duydum. Efe hastaymış galiba. Aa, nesi varmış peki? Nesi olduğunu bilmiyorum. Ama Ali öğretmen hastaneye gidecekmiş. Pınar abla o yüzden gelmiş bize ders anlatmaya. Efe belki de anneannesi öldüğü için çok üzülmüştür. Benim anneannem ölse ben de çok üzülürdüm. Yazık Efe'ye, daha ne kadar küçük. Ben Efe'yi çok seviyorum. İnşallah çok hasta değildir. İnşallah. Günaydın. 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 Gel bakalım. Güzel güzel otur da kahvaltını et, olur mu? Olur. El kadar çocuğa nasıl yazı bu bilmem ki. Beyim kahve... Vakit geldi Süreyya. Bütün bunlara bir son vereceğim artık. Herkes, Kınalı Kar, Nazar, biz... Rahat edeceğiz artık Süreyya. Zamanında demiştim ya... Bir bey, köylüsüyle, toprağıyla beydir. Bir köyde beyinin verebilecekleri... Vazgeçebilecekleri kadar köydür. Bugüne kadar başlarına gelenleri ne onlar hak etti ne de hanem. Üstüme düşen vazifem bugün bu iş bitecek Süreyya. Hanımınız artık hanededir. Bu yüzden dört açın gözlerinizi. Her şey olur. Sizin yüzünüzden ağadan ben azar işitmeyeyim. Hadi dağılın şimdi. Nasıl Nazar? Özlemiş misin haneni? Burası hiçbir vakit benim hanem olmadı. Sen buraya aitsin Nazar. Boncuklu evin hanımı Nazar. Nasılsın Lamia? İyiyim hanım. Öpsene hanımının elini. İstemiyorum Cappara. Hoş geldin desene. Öp. Rahat bırak kızı. Öp. Hoş geldin hanımım hanene. Aferin. Sağ ol Lamia. Hadi işine bak sen. Burada durmana gerek yok. Çekil. Hiç değişmeyeceksin değil mi Nazar? Değişmeyeceğim Cappara. Değişmeyeceğim ve seni hiç sevmeyeceğim. Bozma keyfini. Gideceğim yeri biliyorum ben. Kaç gün, kaç saat böyle gözün üstünde... Köpeklerin peşimde kalır sanırsın Cappara. Hiç mi fırsatım olmaz alıp başımı kaçmak için? Hiç mi fırsatım olmaz bir gece vakti ansızın gırtlağını kesmek için?
Yemeyeceğim. Yenge, gözünü seveyim yapma. Sen yemedikçe daha çok hırpalayacaksın. İçim parçalanıyor ya. Onun istediği de bu zaten. Yesem diyemesem de yapacak. Yemezsen ölüp gideceksin yenge. Yersen hiç olmazsa biraz güçlenir, kuvvetlenirsin. Sonra bildiğini yaparsın yine. Hiç olmazsa dursun burada. Belki niyetin değişir. Belki biraz yer kendine gelir, daha inat yaparsın usta ya. İstersen devamı da var. Yola geliyorsun Zehra. Yavaş da olsa yola geliyorsun. Bu sana öğretir bana karşı çıkmamayı. Yola geleceksin Zehra. Terbiye edeceğim seni. Aferin Kalfa. İyi çalıyormuş senin çenen. Gözünü ayırma bunun üstünden. Akşama dönerim. Ne işin var senin burada? Bir de utanmadan kapıma mı geliyorsun? Ne yani? Bir de gözümü mü korkutmaya çalışıyorsun beni? Kimseye bir şey demedin baba. Sabah erken kalkıp çıkarım filan diye. Bana bir şey demedi. Köy yerine nereye gidecek ki? Gitse gitse kahveye gitmiştir. En azından bana görünürdü. Sabah erken kalktım ben. Kalkıp Cabbar annenin evine gitmemiştir değil mi? Hiç olmazsa Ali öğretmeni alırdı yanına diyeceğim ama. Ondan da haber yok. Belki beraber gelirler. Hadi gel bakalım Efeciğim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de ilaçlarımızı içelim. Hadi. En iyisi ben bir kahveye çıkayım. Sağa sola sorayım, gören var mı diye. Bana bir kahve yapsana nafile. 40 yıldır her sabah beyin kahvesini yaparım ben Sumru. Hadi yardım et de şu sofrayı kaldıralım. Aman uğraşamam ben şimdi. Belki beydir gelen. Günaydın. Günaydın. Günaydın nafile teyze. Bey'e bakmaya gelmiştik. Ne yapıp ne edeceğimizi bir konuşmak için. Babam sabah erkenden kalkıp gitmiş. Benim de haberim olmadı. Efe nasıl nafile teyze? İyi oğlum, hiç merak etme sen. Gözümüz gibi bakıyoruz çocuğumuza. Sağ ol. Bu akşam gelirim. Oynarım onunla biraz. Öyle seviyor ki seni. Ali öğretmenim diyor da başka bir şey demiyor. Gidelim mi Ali öğretmen? Al. İstediğin zehir. Nereden çıkardın sen bu fare işini? Daha 10 gün önce zehirlemedik mi bütün haneyi? İyi zehirlememişsiniz demek. Yetiştirdi galiba geleceğimi. Beni mi bekliyordunuz? Kimi bekliyorsak bekliyoruz.
Lafı uzatmadan ne istediğini söyle. Cabbar'la görüşeceğim. Bekle. Haber edeyim. Demir şimdi fidanları suluyordur ha. Uzatırım bak şimdi seni fidan gibi ha. Kızma Kasım abi, takılıyoruz ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Halil Bey bugün kahveye uğradı mı hiç? Yo, hiç gelmedi. Nuri görmüş sabahleyin. Hı-hı. Mezarlığa gitmiş. Hı-hı. Evet, mezarlıkta gördüm. Şimdi nerede acaba? Hayırdır inşallah. Alo. Ha, ne haber Ali? Burada veriyorum. Telefon sana Ömer abi. Oğlun arıyor. Allah Allah, hayrolsun. Alo oğlum. Bu defa ben bir şey istemeyeceğim Cabbar'a. Sen kendi isteğinle vereceksin. Neyi vereceğim? Yetim Demir. Yukarı köyün kurusunu. Nasıl olsa kullandığınız yok. Açsınız değil mi Demir? Ormanınız yanıp kül olunca benden kurumu istersin. Değil mi Demir? Ben istemiyorum Cabbar Ağa. Sen vereceksin. Kendi isteğinle. Nasıl olacak o iş? Bunun sayesinde Cabbar Ağa. Bunu Kınalı Kar'ın yanan ormanında buldum. Kınalı Kar'ın ormanını sen yakmış olmayasın Cabbar Ağa. Onunla hiçbir şeyi ispat edemezsin. Doğru, edemem. Ama komutanın ilgisini çeker değil mi Cabbar Ağa? Hem sonra bakarsın, biri konuşuverir. Biri bunca zamandır sana kızgınlığından her şeyi bir bir anlatıverir. Ne dersin Cabbar Ağa? Tamam oğlum, tamam. Merak etme sen. Ben geleceğim oğlum. Geleceğim ben. Ömer? Ne oldu? Ali'nin dayısıyla yengesi trafik kazası geçirmişler. Zarife'nin kardeşi. Ölmüşler Ali öğretmen. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun Ömer. Ben eve gitsem iyi olacak. Seninle geleyim ben. Yok. Senin derdin zaten başından aşkın. Abi ben geleyim seninle. Yok. Sen de kal diyeceğim. Ömer. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Tamam. Bu adam beni takip ediyor. Kim? Takip mi ediyorsun sen bu beyi? Hayır, ben yolumda gidiyorum. Takip ediyor diyor. Ediyor. Yolum ona çıkıyor. Silahı var memur bey. Ne? Silahı mı var? Sopası var. Ben... Ya ne diyorsun sen be kardeşim? Sor. Sor söylesin. Kafama vuracak onunla. Ne diye yanında taşıyorsun o sopayı? Çünkü benim sopam da onda. Delirtmeyin beni. Alacağım şimdi ikiniz de karakola. Hadi kardeşim. Hadi işinize. Hadi. Bu işi Demir yapamaz. Ben sana demiştim. Olmaz kardeşim. Demir'in yapacağı iş değil. Kaç kere söyledim. Ben sana bir şey kurtaramazsın. Hiç inanmıyorsun Demir'in yapacağını ama bu adam yapıyor. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar. Muhtarınız olarak... Haberlerim hayırlı. Cabbar, köylünün sınırındaki yukarı köye ait olan koruyu bize verdi. Yarından itibaren kendi ormanınız gibi yeşertecek, dikecek, yine kazanacaksınız ekmeğinizi. Tebrik ederim Demir. Nasıl yaptın bilmiyorum ama iyi bir iş yapmışsın. Sağ ol. Demir.
Cabbar Ağa'ya gittiğinde Nazar'ı gördün mü? Nazar, Cabbar Ağa'nın yanında mı? Nefret ettiğime, avucumda ezdiğime, kendi ellerimle can veriyorum. Kendi elimle öldürdüğümü, kendi elimle doğuruyorum. Nazar! Sen bile Cabbar Ağa, istemeden de olsa iyi şeyler yapabiliyorsun demek. Nazır Hanım'dan bir haber yok değil mi? Yok. Sahiden Cabbar Ağa mı kaçırmıştır? Bilmiyorum Azal. Artık ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Ömer, ne oldu? İstanbul'a gitmem gerek Şahnaz. Ne? Neden? Ali artık orada yalnız. Niye gelmiyor annem? Ev Ali öğretmenim. Biraz işi varmış Efeciğim. Gelecek. Çok yakında gelecek. Akşamları benim yanıma yatar, uyuturdu beni. Ben nasıl uyuyacağım şimdi? Bu defa da teyzelerinin yanında uyursun. Olmaz mı? Hep onlar mı uyutacak beni bundan sonra? Hayır. Sen merak etme. Ben anneni alıp geleceğim. Oğlum. Yenge, yemin ederim bu defa üç kağıt yok. Ustam gelmeden ye bir iki lokma da. Yoksa ölüp gideceksin ya. Benim hoşuma mı gidiyor böyle yapmak sanıyorsun? Fırsatım olsa bir an olsun durmam yeminle ya. Ya hadi yenge ya. Ne olur ya. Cengiz. Ne oldu usta ya? Delil peşime takıldı. Bütün gün ben nereye gittimse ardım sıra o da geldi. Gel, gel bak. İşte orada deli. Yarın sabah erkenden düşerim yola. Anca akşama olurum İstanbul'da. Kaç zaman sürer peki? Bilmem ki Şahnaz. Ömer, ben de geleyim seninle. Burada bırakma beni.
kaçtı deli. Manyak deli. Senin yerini acıtmaya hakkım var benim. Hakkım var benim. Hasret ektim.